Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabahın köründe kalktım, patateslerimi ince ince dilimledim ve şimdi sizlere videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu videoda gekomuzu beslediğimiz böceklerimizi besleyeceğiz. Yani şimdi bu bir böceği beslemek neden bu kadar önemli diyebilirsiniz. Ama bir gekoyu iyi, sağlıklı bir kıvama getirmek için böceklerinizi, canlı yemlerinizi iyi beslemeniz gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar, öncelikle görmüş olduğunuz gibi patates var. Bazen havuç oluyor, bazen elma oluyor. Bunun çok önemi yok ama farklı farklı beslemeniz her zaman iyidir. Haftada 2-3 defa sebze verirseniz zaten su ihtiyaçlarını alacaklardır. Arada köpek maması da kullanıyorum ben. Şimdi şöyle bir toz var arkadaşlar elimizde. Bu toz Exoterra'nın kendi vitamini arkadaşlar. Niye bu kutuda olduğunu soranlar olabilir. Bana çok gelir diye ben tüm kutu değil, yarım kutu aldım yani kutudan bölme. Şimdi arkadaşlar bu tozla canlı yemlerinizi beslerseniz onlar zaten bunun adı Good Lot diye geçiyor açıkçası. Hani İngilizcesini araştırmak isteyen falan arkadaşlar olursa diye söyleyeyim. Canlılarınıza güzel Good Lot yaparsanız yani vitaminler, kalsiyumlar vesaire verirseniz böceklerinize bu gekonuza yansır. Gekonuz da o kadar sağlıklı olur arkadaşlar. O yüzden ben şimdi bir vitamin dökeceğim arkadaşlar az miktar. Şöyle dökelim. Çok azıcık daha döksem yeterli olur. Bunları arkadaşlar şöyle bir karıştırayım. Hepsine güzel bulaşsın. Hak geçmesin yani böceklere. Patateslerinizi mutlaka patates olmasa da hani havuç vesaire çok iyi yıkayın. Üzerinde zaten böcek ilacı olması çok muhtemel. O yüzden kaş yapayım derken göz çıkartabilirsiniz. Zevkinize göre protein tozuna kadar hani kalsiyum tozlarına kadar istediğiniz şeyi dökebilirsiniz. Ben vitamin döktüm. Bu sizin hayal gücünüze ve zevkinize kalmış. Şimdi tek tek canlılarımızı besleyelim bu patateslerle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu kapta Morioların böcek versiyonları var. Şöyle göstereyim, pupalar vesaire var. Şimdi burada çok böcek olmadığı için buraya ufak bir patates seçeceğim. Şöyle söyleyeyim açıkçası 50 tartaraya fındık büyüklüğünde sebze vermeniz ideal ama ben şimdi onları fındık boyutunda falan kesemem. Şöylece yarım dilim gibi bir şey koyuyorum. Ve mutlaka ve mutlaka arkadaşlar bunları yarın fazla koyuyorsanız siz de benim gibi alın. Fazla koymuyorsanız da hani yiyebileceklerinin garantisini veremeyeceğiniz için mutlaka alın arkadaşlar. Şimdi burada da morio kurtlarımız var. Normal halleri. Burada da çok olduğunu sanmıyorum. Az kalmışlar baya. Bakın burada gözüküyorlar. Böyle arada bir yataklıklarını alt üst etmek mite nem problemlerinin önüne geçebileceğini tahmin ediyorum. Hani size de tavsiye ederim. Buna çift taraflı bir patates koyacağım ki hani aşağıdan yiyebilsinler rahatlıkla. Şu dilimi koyalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu koyduk. Bunu da kapatalım. Ya böceklerde patates seçimi bile önemli. Şaka bir yana hani istediğinizi koyabilirsiniz. Benim öyle aldı işte hani artık. Burada un kurtlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da bir alt üst ediyorum. Burada bayağı bir un kurdu var ya. Bunlar kendi kendine ürüyor. Buna çok büyük bir dilim koyayım. Bayağı bir böcek var. Şöyle gene çift taraflı bir patates koyduk. Tek tek yerleştirip almakta mesele. Şimdi burada bu üretim amaçlı kullandığım böcekler. Ama gördüğünüz gibi içlerinde büyümüş un kurtları da mevcut yani. Şöyle
Göstereyim size de. O, bunlar çok yiyor arkadaşlar. Bunlara belki iki tane ufak koyabilirim. Bir tane buraya koyayım. Bir tane de yumurta kolisine koyayım. Yataklığı sık sık karıştırın. Nem bir yerde birikirse mite olur, tekrar söylüyorum. Mite da başınıza bela yani. Şimdi gelelim işin cılkının çıktığı yerlere. Biraz sıkıntılı bir süreç. İyi. İçim kötü oluyor bunları da görünce de. Bunlar da can sonuçta. Ya siz şu yumurta kolisinden bir inin ya. Düşecekler diye çok korkuyorum. Aa, bir sürü küçükler de var benim. Burada büyük var. Bir adet falan. Bırakın kardeşim şu yumurta kolisini, sevdanızı. Küçükler sıkıntı değil ya, küçükleri elleriz. Şöyle dökmeden. Birader. Hayırdır ya, bu taraflara bir atlamalar, sıçramalar. Arkadaşlar video çekip bu işleri yapmak gerçekten çok zor. O yüzden bir like atarsanız. Ben demeden atmadığınızı fark ettim geçenki videoda. Hani ben like isteyince gerçekten güzel like'lar atılıyor, fakat istemeyince kimse umursamıyor çok. O yüzden artık sizden hep like istiyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kımıl kımıl sahneler. Bunu arkadaşlar, böcekler biraz ürkek olduğu için şöyle aşağıya, tam böyle iki koninin arasına bir tane kalın bir dilim koyuyorum. Şöyle biftek gibi. Çünkü neden, bu arkadaşlar da biftek gibi. Bunların içinde ekstra olarak zaten kaba kepek, köpek maması falan da kullanıyorum yani. Hani siz de o şekilde yapabilirsiniz. Neyse, bunu kaldıralım. Şimdi geçelim Baba Gamuş'a. Baba Gamuş bizim büyük kutumuzun adı. Ben buna Baba Gamuş diyorum. Siz ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Şöyle size güzel bir görüş açısı sunmak istiyorum. Bu kutuyu devirmeniz arkadaşlar, boku yemenizle eşdeğerdir. Hani argocu, kusura bakmayın. Bunun içinde 50 tane falan yakın, pardon, 100'e yakın tartara var. Şöyle aralara elimden geldiğince, bakın görüyorsunuz şu an çok büyük bir kaynağa denk geldik. Tekrar ediyorum, yarın mutlaka bunları alacağım. Akşam olur, sabah olur, fark etmez. Ama mutlaka bunlar yarın alınmış olacak arkadaşlar. Kutumuzu da güzelce kapatalım. Arkadaşlar, bu şekildeydi. Böceklerimizi beslememiz bu kadar kolay. Yani un kurtlarını da, diğer kurt türlerinde yataklık kullanıyoruz. Hamam böceklerinde köpek maması, işte biraz kaba kepek. Onlar zaten çoğu şeyi yiyor. Ama su ihtiyaçlarını şu anda videoda görmüş olduğunuz gibi sebzelerden karşılıyoruz. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sonuçta ben de burada bir emek harcıyorum. Beni anlayacağınızı umuyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.